Merhaba, şimdi de Padlet'in galerisine bakalım. Başkalarının yarattığı panolar üstünde neler yapabiliriz? Biraz keşfedelim. Bunun için Padlet'in galerisine tıklıyorum ve orada geniş bir şekilde kendi komünitesi topluluğundaki insanların yaptıkları panoları bakın aşağı doğru görüyorum, listeleniyor. İstersen ben buradan takip etmek istersem herhangi birisini panoyu seçip kendime alıyor olmam lazım. Mesela dinozorların zaman içindeki değişimleri dikkatimi çekti. Dinozor Time Periods. Evet, hoşuma gitti diyelim ki pano. Ben eğer bu panoyu beğendiye tıklarsam bakın ve Padlet'e geri dönersem benim kendi ana üyelik ekranımda bakın son yapıldı, paylaşıldı, beğenilen var. Tıklarsam o benim beğenilenlerimin içinde yer almış oluyor. Yani bir sosyal medya gibi hani kişileri takip etme özelliği yok ama panoyu takip etme özelliği var. Ve bu özellik sayesinde de istediğim an o panonun güncel içeriklerine ulaşıyor olabilirim. Mesela Memorial'dayız. Bakalım dünya genelinde neymiş, tıkladım. Dünya genelinde bu şekilde bir pano oluşturmuşlar. Güzel bir pano diye düşünüyorum. Bunu da beğenip oraya alabilirim. Bu şekildeki panoyu ben de birebir aynen bu tasarımda yani bu görünümde yapmak istiyorsam o zaman ne yapıyordu o? Yeniden yap deyip bakın başkasının yaptığı panoyu da kendim alabilirim. İsmimi değiştiririm. İşte buraya işte diyemedim. Aklıma hiçbir şey gelmedi şu anda. Panonun ismi. Panonla ilgili açıklamamı da buraya yazıyorum. Tasarımı istiyorsam da tasarımı sadece kopyalansın diyorum. Açıklamamı sildim. Açıklama ve gönder dersem bunu da benim alanıma atmış oldum. Çok güzel. Ben şimdi Padlet'e tıkladım. Bakın Padlet'te benim en son yaptığım işlemlerin olduğu panolar yapıldı. Benim tarafımdan yapılan panolar paylaşıldı. Henüz kimse benimle bir pano paylaşmamış. Beğendi benim beğendiklerim. Herhangi bir Padlet'e de arşivlememiş. Eğer ben professional yani pro versiyona geçseydim Padlet'lerimin çoğaldığını düşünün. Bunu bir folder yapısı altında düzenliyor olabilecektim. Ben aynı zamanda başka bir kişinin paylaştığı Padlet'in URL'sini buraya yapıştırıp o Padlet'in içine de girip otomatikman orada çalışma yapıyor olabilirim. Onun için yapmam gereken ortak çalışan olarak Padlet'e katılmak. Bir Padlet'e katıl diyerek buradan girişimi yapıyorum.